Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Kuşak Parkı ile karşınızdayız. Kemal Belgin ile birlikte gündeme dair yaklaşık bir saat boyunca pek çok konuya değinerek değerlendirmelerde bulunacağız. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısını konuşacağız. Hafta sonu ligde şampiyonluk açısından çok kritik iki karşılaşma var. Trabzonspor Fenerbahçe'yi, Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadeleler öncesinde Takımların son durumlarına dair yine değerlendirmelerde bulunuruz. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki rekabette özellikle Bordo Mavillerin en üst seviyeye yükseldiği döneme dair de biraz konuşacağız. Çünkü iki kulüp arasındaki rekabet aslında o dönemde filizleniyor. Kemal Bergin hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Ligde her sene bir takım şampiyon oluyor ama her yani başka sezon... Başka türlü bir şey olmaz çünkü. Evet Başka bir şey <laughs> mümkün değil ama her sezon bir takımımız... Çeyrek final yarı final e, göremiyor böyle bir durumumuz var Bu sene bir çeyrek final heyecanı yaşayacağız çok şükür Nisan ayını gördük görebildik Fenerbahçe Olimpiyakos'la kozlarını paylaşacak Sarı lacivertlerin Avrupa'daki bu ilerleyişi bu yürüyüşüyle ilgili e, ne düşündüğünüzü merak ediyorum Şimdi e, bizim futbol Avrupa'da artık pek söz sahibi olamıyor Oyuncu kalitesinde bir düşüş var. Emekli olan yabancılar Türkiye'de. Bizim yerli mallarımızdan sayıları çok az. iyi olanlar. Dolayısıyla tökezliyorduk. Şimdi bu sene Fenerbahçe son dörde kaldı. Öyle mi? Son sekize kaldı. Şey son sekize kaldı. Pardon. Ağzımdan çıkın demek dörde kalacak. Kalmaması <laughs> için bir sebep yok. Bence hiç fena bir kural değil. Şimdi Olympiakos. E, Olympiakos Yunan takımıdır. Bundan 40 sene evvel, 50 sene evvel hakikaten Olympiakos Olympiakos'tu. Baya yani. Bu arada 2000'lerin başında da fena değillerdi. İşte yani ben rakamı biraz Ama abarttım. Ama onlarda da ciddi bir düşüş oldu. Ağır, abarttım rakamı belki. Evet. Ama şimdilerde. Yani Yunan futbolu acaba nerede? Yani öyle bir değerlendirmede yapmadım bugüne kadar. Biz daha yüksek bir seviyedeyiz. Evet. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu kura da Olympiakos'la eşleşmek tabii ki kağıt üzerinde bizim bir avantajımız olarak gözüküyor. Ama futbol bu. Bu futbol. Oynarsın oynarsın oynarsın. Kaçırırsın kaçırırsın. Direktleri kaleciyi geçemezsin. Rakip bir topa vurur gol olur maçı kazanır. Tabii ki inşallah bu bizim aleyhimize yani Fenerbahçe'nin aleyhine oluşmaz sağda. E şimdi tabii ki Fenerbahçe bizim ligde de e, yoluna devam edecek herhalde. Evet. E, o yüzden iki kulvarda önemli adımlar atmak zorunda. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Şayet Fenerbahçe bu iki kulvarda Avrupa'da finale çıkarsa veyahut yarı finale çıkarsa hadi biraz daha düşük konuşalım. Bence başarılıdır. Neden? Çünkü teknik direktörü İsmail Yüksek kardeşimiz. İsmail şey, Kartal. E, İsmail. Ka yani şimdi sen bir sürü yurt dışında oynayan ama yabancı getiriyorsun. bayağı önemli takımlarda. Evet. Ha bir bölümü emekli olmuş çoktan. O ayrı hikaye. Ama getiriyorsun. Genç yaşta emekli olanlar da var. Var. Maçla. Aynen öyle. Bravo. Hatta onlar daha kalabalık. Ve tutuyorsun başına da geçen bir, bir buçuk sene evvel gönderdi İsmail'i getiriyorsun. Ya bunu mantık kabul edemez. Bir kere onun altını çizeyim. Ama dediğim gibi Olympiakos'un benim tanıdığım Olympiakos'un yerinde yerler esiyor tabii. Onun da altını çizelim. İlk maç şimdi benim spor medyam bunlara belki rakibin adı neydi? saint Ha, sen jiloazı şişire 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 en sonunda kendi ülkesinde patlattılar o takımı. <laughs> 3-0. Ya bu kolay bir netice. Ya 1-0 bir, bir kazağa gol atarsın bir şey olur. 1-0 kazanırsın. 3-0 be. Ne takımmış bu ya? Vay 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 vay. Tam balon bir takımmış. E tabi buradaki maçta da bir tane yedin olabilir yiyebilir idareyi maslahat turu atladın Helal olsun. Türkiye'yi de Avrupa klasmanında ilk ona yerleştirdi galiba yanlış bilmedi. yerleştirmişti ama orayı garantiledik gibi artık ha? orayı artık garantiledik ilk onda bitireceğiz yani ya. çok büyük mucize olmazsa misal <laughs> Fenerbahçe eleniyor. Victoria Pizen sonuna kadar gidiyor kupayı alıyor böyle bir şeyin olma olasılığı da çok 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 bakacağız uygun. göreceğiz o konuda tabi çok iddialı konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla Yunanistan'da Ha bu arada <laughs> Fenerbahçe'ye 3 maç ceza verdiler. Evet. Yani dış sahada oynayacağı maçlarda 3 maç Fenerbahçe'nin seyircisi olamayacak. Evet. Şimdi Olympiakos maçı öncesi bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Enteresan. Şimdi bu ceza olmasaydı Fenerbahçe seyircisi oraya rahat giderdi. Buradan da giderdi hatta. Ben sana söyleyeyim. Bazen <laughs> Atina, şöyle bir şey olabiliyor. Atina ne kadar ki ya. burada yürüyerek gidersin yani. Şöyle bir şey bazen olabiliyor. Bazı riskli kabul edilen eşleşmelerde iki takım taraftarlarının da e, maçlara gitmemesi, deplasman tribününün açılmaması gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu eşleşmede Böyle bir durum söz konusu olabilirdi. Ee, o yüzden yani bir ceza alacaksa ki Fenerbahçe cezayı aldığı eee San Giulo deplasmanında meşalelerin yandığı anda belliydi. Çünkü erteleme vardı ve ceza alacaktı Fenerbahçe sıradaki negatif aksiyonda. O aksiyon yaşandığında ceza belliydi. Belki de e, bu şekilde cezayı tamamlamakta iyi olmuştur bilmiyorum. Yani keşke hiç olmasaydı. Pe, şimdi şöyle orada <laughs> Fenerbahçe seyircisi olsa idi. Hı hı. Yunanistan. Atina. Acaba bu maçta neler olurdu bilemeyiz. Dolayısıyla bence Fenerbahçe seyircisinin bu cezayı alması takım için avantajdır. Konsantrasyon dağılmaması açısından mı diyorsunuz? Yaşanabilecek muhtemel problemlerle alakalı. Onun için ben bu cezayı herkes tabii aleyhte diye değerlendirir. Ben aleyhte değerlendirmiyorum. Ha dediğim gibi nerede o Olympiakos? Nerede bu Olympiakos? Evet. Valla kura iyi bence. Hele bu cezada verilince daha da iyi oldu kura. Aston Villa lil eşleşmesinin kazananıyla Fenerbahçe bundan sonraki turda Olimpiyakosu elediği takdirde mücadele edecek. O belki e, zor bir yol. Şimdi... Çünkü e, kağıt üstünde bu turnuvada bence dört takım diğerlerinden ayrılıyor. Aston Villa, Lille, Fenerbahçe ve Fiorentina. Fiorentina ağacın diğer tarafında. Fiorentina ile finale kadar <laughs> Fenerbahçe'nin karşılaşma olasılığı yok. Ama final oynamak istiyorsak da zaten Aston Villa'yı Lille'i kim gelirse gelsin geçmek gerekecek. Ama kolay A olmayacak. Aston Villa Birmingham'a Birmingham'ın Birmingham takımı Birmingham o. takımı evet. Ben orada bir maça gitmiştim. Hiç unutmam. Alpaslan Eratlı. Orada bir sakatlık geçirdi. 7 ay 8 ay ne oynayamadı. Belinin üstüne düştü kalede. Hı, hı. Yani Aston Villa'yı öyle bilirim. Lille işte bizim oyuncular oynarken şampiyon da oldu Fransa'da. Bayağı iyi top oynuyorlar. Hala Yusuf orada devam ediyor. Yani fena da değil performansı. Ama o şampiyon olan Lil yok şu an. Tabii. Ama dur bakalım oraya daha gelmedik. Doğru. Erken gelelim, yani onu konuşmak. Gelelim için. öyle konuşalım. Önce bir olimpiyakosu geçmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama bizim takımımız kesinlikle daha kaliteli. Bu kaliteyi de sahadaki organizasyonumuza yansıtıp turu almak istiyoruz. Gönülden de iki maçı da kazanıp devam etmek geçiyor. Ülke puanına çok çok ciddi bir katkısı oldu Fenerbahçe'nin bu yıl. Daha fazlasını da Sarı yapmaması için hiçbir sebep yok. Ülke puanı açısından zaten sezon ilk onda bitirmeyi garantiledik. Biliyorsunuz 5 yıllık puanlara bakılıyor. i̇lk sezon, o 5 yılın ilk sezonu siline siline devam ediyor. Bu sene de totalde Galatasaray'ın da katkısını düşünecek olursak fena bir puan toplamadık. Ama daha fazla da olabilirdi. Valla şimdi o tabii güzel bir şey. Yani orada yükselmek, o sıralarda... Beşiktaş'la yukarı... Demir da katkı verdi. Ama Beşiktaş'ın tabii grup aşamasında... Ha, oralarda bulunmak, oraları yükseltmek güzel bir şey. Ama ben önce takımımın istikbaline bakarım. Evet. Hep şu konuşuluyor bizde. İşte haftada 3 maç zorlayıcı bulunuyor. Bu 3 maç e, oyuncuları fiziksel olarak yıpratıyor ya da böyle olduğu konuşuluyor. Bu konuya katılıyor musunuz? Avrupa'da yola devam etmek Fenerbahçe için yıpratıcı bir durum mudur? Yoksa oradaki başarı ihtimali motive edici bir durum mudur? sezonun geri Motive eder. O doğru da. Şimdi eskiden biliyorsun lig maçları cumartesi pazar oynanırdı. Deplasmana gidiyorsun mesela İstanbul'dan Ankara'ya. Cumartesi Ankara gücü, pazar Gençler Birliği. Misal. Lig maçı. Pazar akşamı dönüyorsun. Çarşamba günü kupa. Eee? Yani e, bu yorum yapan arkadaşlar işte haftada iki maç üç, bunun, bunu yapmasınlar. Daha fecisini yaşadık senelerce. Yani günümüz şartlarında zaten bir sakatlık geliyorsa da artı, tespit edilebiliyor. Artı bir o var. Kerem bravo. Bir de sağlar top. Toprak da o zaman. Top. Top bir kafa böyle değil. To, bir kafa vurursun <laughs> burası böyle açılır. Evet. Yani bütün bunları da e, ortaya koyup değerlendirmek lazım yani. Doğru. Şu an şartlar biraz daha insancıl. Uygun, evet. Uygun. Evet. Bu şartlarda da... Üç günde bir, dört günde bir ediyoruz. maç oynuyorsun abi. Evet. Bak ne diyorum sana, arka arkaya cumartesi, pazar ya. Bir de... Zor bir tempo. Bir de Kerem şöyle bir şey var, onu da söyleyelim. Şimdi kaç oyuncusu var takımların? 29 mu kaç? şu an 28-29 28-29. O zaman 13 tane vardı. Doğru. 13 tane vardı. Ben hiç unutmam Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki olaylar sebebiyle ceza aldı. 6 oyuncu. Kimler? Naciler. <laughs> Lehterler. Ne kadar baba varsa hepsi ceza aldı. 6 tane genç takım oyuncusu oynadı be. Genç takım. Şimdi geniş bir kadro var. He. Geniş bir rotasyon He. var. Onları değerlendirebiliyoruz. Tabii. Aynen. Geçmiş oranla öyle bir avantaj var. Tabii. İlk maçın deplasmanda revanşın Kadıköy'de olacak olması sizce pozitif midir? Valla şimdi bunu ben e, net bir çerçeve içinde cevaplandıramam. Bakarsın ilk maç içeride oynulur. 4-0 yenersin. Orada da 2-0 yenilirsin. O da var yani. Doğru. Ha şimdi ne o? Belçika takımını orada 3-0 yendik diye. Yani bunu her gün avantaj olarak kabul edemeyiz. İyi oldu. O ayrı hikaye. O başka bir eşleşmeydi. Başka bir hikayeydi. Tabii. Bu başka bir eşleşme ve tabii ki başka bir hikaye olacak dileriz. Fenerbahçe bu sezon yazdığı güzel hikayeyi aynı şekilde mümkünse daha güçlü bir halde devam ettirecektir. Ümidimiz bundan yana. Lige dönelim. Trabzonspor ve Fenerbahçe bu hafta kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmadan önce oynanacak bir Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi de var. Bu maçlara yönelik de konuşacağız. Ben son haftalarda iki takımın performansını nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Bundan biraz bahsedelim. Sonra izleyiciyi geçmişe de götüreceğiz. Vallahi şimdi Kerem'cim tabii ligin sonu yaklaştıkça diyelim bir takım değişimler, düşmeler filan tespit edebiliyoruz yani. Son derece doğal. Yani sakatlanan mesela artık yıpranmıştı zaten adam bir de kötü bir sakatlık geçiriyor dört ay yok mesela. Olabiliyor evet. Onun için yani bu konuda bundan başka bir şey söylemek istemem. İkisi içinde. Fenerbahçe son haftalarda biraz zorlanıyor kazanırken. Ama alıyor Söyle Acıvertler bir şekilde netice. Ya şimdi zorlanır diyorum sana. Ya giderek şey daralıyor çünkü. Yol daralıyor hedefe giden yolda. Evet yani normal bunlara hazırlıklı olacaksınız. Sezonun 5. maçındaki gibi 34. maçını oynayamazsınız. 32. maçını oynayamazsınız. Cezalınız olur, sakatlığınız olur filan falan yani. Birçok problemle Tabii. Bu periyotlarda karşı karşıya kalınabiliyor. Tabii. Yani oyundan çok neticeyi mi önemsememiz gereken bir dönem? Şimdi ben şunu <laughs> hep söylerim. Bu eliminasyon maçlarda <laughs> netice önemlidir. Ligde lig e Lig'de dönecek olursak. Ligde futbol da önemli. Çünkü devam ediyorsun. Öteki tık tık iki maç. Şahane futbol oynadın, elendin. Ne olacak? Bir önemi kalmıyor. <laughs> yani. Hatırlanmıyor yani. Hiç. Ama lig maratonu tabii ki daha farklı. Tabii abi çok farklıdır. Şimdi Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini bekliyoruz. Pazar akşamı iki takım kozlarını paylaşacaklar. O karşılaşma öncesinde biraz geçmişe de gidelim istiyorum. Bugünü de yine ayrıca değerlendiririz. Trabzonspor Fenerbahçe rekabeti aslında bordo mavilerin lige çıkmasıyla birlikte başlıyor. Hatta sanıyorum Trabzonspor lige İkinci çıkmadan önceki gelten. sezon Türkiye Kupası'nda da Tabii. karşılaşıyorlar. Daha o dönemler başlayan bir rekabet. Nasıl anlatırsınız o dönemden bugüne rekabete bakış açınız nedir? Netice itibariyle bu rekabet bir büyük yeni bir büyük takımı da doğurdu. Şimdi şöyle Trabzon'un altı şampiyonluğu mu var ligde. Evet. Ben öyle biliyorum. Yanlışsam düzeltin beni. Bir takım eğer ikinci gelip 6 tane lig şampiyonluğu kazanıyorsa o zaman bu çok önemlidir yani. Sonuncusu 7. 7 mi? 7 mi olmuş? Evet. Bak. Gördün mü? 7 tane şampiyonluk. 76, 75, 76 ile 83-84 evet. arasında 6 şampiyonluk var. Evet. Yani bu alt ligden gelen bir takımın ee, bu kadar 10 yıllık bir periyodu neredeyse domine etmesi hakikaten muhteşem bir iş. Tabii. Hatta hatta şunu da ekleyeyim. Aynı dönem için söylüyorum, sayacağım şimdi. 75, 76, 82, 83 arasında o zaman Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak geçer 6 kupa var. Aynı periyotta 3 tane de Türkiye Kupası var. Yani aslında bir döneme Türk futbolunda ambargo koyduğunu görüyoruz evet. Trabzonspor'un. Şöyle o, söyleyeyim. o rekabet nasıl filizlendi? Şöyle söyleyeyim sana. Isterim. Üç büyüklerin nefesini kestiler. <laughs> Futbolumuzun imparatorluğunu paylaşmış olan <laughs> üç büyüklerin nefesini kestiler. Açık ve net. Ali Kemal, Necmi, Ahmet. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil. İşte orta sahada malum şeyler. Yani kestiler nefesini İstanbul'un Hala hatırlanıyor isimler e Hatırlanmaz mı bak ben ezbere biliyorum Evet Yani Müthiş bir takımdı Kenardan da iyi yönetiliyordu Takım oyunu oynuyorlardı Yani Ahmet Suat Hoca'nın da yine Özkan Sümer Hoca'nın da, da Çok büyük payları Abi. var o, o yıllarda böyle bir büyük bir şaşkınlık yaratmış mıydı? E tabii. Yeni bir takımın çıkışı. Şöyle. Şampiyonluklara ambargo koyması. Tabii. Kamuoyunda yani futbola meraklı işte stada gidip dolduran, hatta deplasmana gidip o yolculukları çeken taraftar tarafından böyleydi. Ama futbola sahadaki sonuç bir kenara, futbola başka türlü bakanlar için Trabzon takımı bir de futbol oynuyordu abi. Yani. İşte iyi i̇yi futbol mu netice mi diye konuşuyoruz. Tabii. Hem iyi futbol hem netice olunca herhalde evet. tadından e, Tabii. tabii. Böyle bir artıları vardı. Aynen. Peki bir şehir takımını e, o dönem hayal ediyor muydunuz? Şampiyon olabil, olabilme ihtimalinin mevcudiyetini. Hayır. Üç büyükler bu işe ambarga koymuş abi. Kuruluş sırasıyla Beşiktaş, Galatasaray, Fener. Ambargo koy bir o oluyor bir o oluyor. İki defa oluyor bir kere bu oluyor. İki kere o oluyor bir kere bu oluyor. Yani yok. 75'e kadar değil mi? Evet. 75-76'ya kadar. Yani. Uzun da bir süre. Düşünebiliyor musun? Yani aşağı yukarı hadi 70 demeyelim de 65 yıl sonra. Çok büyük bir iş bu. O takımdan Cemil rahmetli oldu galiba. Evet. takım kaptanıydı. Dozer Cemil. Kim? Dozer Cemil. Dozer Cemil. Ondan sonra yani Haybe'den gitmedi Trabzon şampiyonluğa. İyi Zaten bir ha? Haybe'den şampiyonluğa bir kere gidebilirsin. Belki iki kere gidebilirsin. On yılda altı kere gidemezsin. Ama işte. e Ali Kemal'i Fenerbahçe aldı. Abdullah Fenerbahçe aldı. Yani bir sürü oyuncuyu üç büyüklerden bazıları kaptı. Ahmet'i Galatasaray aldı. Hakkını teslim etmek lazım. Ha, şimdi burada bir yerin daha altını çizmekte yarar var sevgili Kerem. Nerede o eski yöneticiler? Nerede şimdiki yöneticiler? Bak bunu çok büyük tesiri vardır bu işlerde. Gerginlikte mi? Her şeyde. Her şeyde. Bak hepsi için söylüyorum ha dört büyükler için söylüyorum bunu sadece bir Trabzon için söylemiyorum. Hepsi için. Ya şu Bugün ne? Cuma değil mi? Çarşamba evet. günü <laughs> Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı iki saat, iki buçuk saatlik basın toplantısına bak abi ya. Ardından Galatasaray'ın ona verdiği cevaba bak. Ayıp ya. Aslında sadece bu haftayla da sınırlı değil. Sürekli olarak iki kulüple ilgili bazen kamera önünde, bazen sosyal Vallahi medya hesaplarında. Ben şöyle yorumladım onu. Bu tip diyaloglar ha. devam ediyor. Şöyle yorumladım. Yanımda da iki arkadaş vardı. Ben seyretmedim. Hı hı. 10 dakika seyrettim hemen kanal değiştirdim. Dedim ki siz seyretmek istiyorsanız gidin bilmem nerede seyredin dedim. Bu bana göre tahmin bu tabi bildiğimden söylemiyorum Trabzon'a karşı alınacak bir yenilginin ön savunmasıdır. Neden öyle düşünüyorsunuz? Öyle. Yani zamanı mı? Şu açıdan zamanlamayı ben yadırgadım. Yani Trabzonspor maçını düşünmedim. Çünkü bir gün sonrasında Fenerbahçe konferans liginde tamam 3-0 kazanmış önemli bir avantaj. Abi o Avrupa maçı. öncesi. Hatta İsmail Hoca'nın basın toplantısından hemen önce. Olması sebebiyle belki zamanlaması tartışılabilir ama Fenerbahçe Başkanı çıkıp hani bir şey söylemek istiyorsa da söyler i̇ki saat de sürebilir, iki buçuk da sürebilir. Abi bekle, daha kaç, sekiz maç mı, dokuz maç mı var? Dokuz maç var. Bekle abi. Şampiyon olursan ne diyeceksin? Yarış Ondan. Yarış ortada. Ha? Yarış ortada şu anda. E, tabii iki puan ne ki bir maç. Tabii. Yani onun için e, ben 10 dakika falan bir kulak misafiri oldum. Çocuklar dedim ben bunu dinlemeyeceğim. Çünkü aşağı yukarı ne söyleyebileceğini tahmin ediyorum. <laughs> Siz gidin şeyde oraya bize bir yakın bir yer var çok. Hı hı. Orada seyredin dedim. Ya zaten hangi kulüpten bir atak olursa olsun iki kulüp için bunu söylüyorum. Diğerinin ne söyleyeceğini 3 aşağı beş yukarı aşağı yukarı belli. Kestirebilir hale geldik ama biz tabii işimiz gereği e, izlemek durumundayız izliyoruz da. O başka. Evet. O başka. Yani senin buradaki görevin başka, benimki başka. Evet. Ha desen ki bana normal düz bir taraftar olsan, düz bir futbol sever olsan sadece takımının maçını izliyorsun. Keyfin bu. Bu açıklamaları izler misin, okur musun desin derseniz takip etmem. Ben ertesi gün yani gazetede... Ben sağ, sağ, içiyle ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Gazetede de okumadım. Olarak. Laf lafta bir Keşke hani iki kulüp başkanları ya da iki kulüp neleri? İki kulüp başkanları <laughs> ya yani bir masada oturabilseler, karşılıklı konuşabilseler, bu konuları çözseler ve artık biraz daha sükunet sağlansa. Hani gönlümüzden geçen odur ama siz hep bahsediyorsunuz eski başkanlar olsa hani bu tip diyaloglar bu kadar uzamaz diye. Evet. Uzamaz der. Zor mıydı ya? Aşk olsun. Evet. Ben çünkü bu işin içinde doğup büyüdüğüm için hı hı. hem Fener'in hem Galatasaray'ın başkanlarını iyi tanırım. Bu arada şöyle de bir Hulbü şey... tut şey ne o Alp Yalman'ına Adnan Polat daha yeni hadi de Selahattin Faruk abiye Süren. Selahattin Beyazıt'a burada Tabii. Faruk Ilgaz yani Kimlerle biz diyaloğa girdik gazeteci olarak ya. Evet. Şunu da bana biraz gözden kaçırıyor gibi geliyor. Kulüp başkanları bilmem katılır mısınız? Evet gündemi belirleyecek açıklamalarda bulunuyorlar. Ama bunu o kadar çok sık yapıyorlar ki söyledikleri şey çarpıcıysa bile o gücünü kaybediyor e, tabii. bir noktada. Yani sürekli bir açıklama sürekli tabii. basın toplantısı iki kulüp de aynısını yapıyor. İki kulübün de bu anlamda stratejik olarak birbirlerinden bir farkının kalmadığını görüyor olmak beni bir futbol sever olarak üzüyor. Açık söylemek gerekirse. Kötü. Tabii söylemler arasında farklılıklar olabilir. Dozu farklı olabilir. Başkanların tavırları farklı olabilir. Ama netice itibariyle farklı olmayan şey sürekli bir girdabın içindeyiz. Ve oradan çıkamıyoruz. Olmuyor abi. Biz gene işin saha boyutuna bir dönelim istiyorum. Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla alakalı konuşuyoruz. Galatasaray cephesinde Kasımpaşa maçı da bu arada hiç kolay bir maç değil. Galatasaray cephesinde Kasımpaşa'yı yeneriz, Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleriz. Tarzı bir yaklaşım var. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleriz. Yani Kasımpaşa'yı yener, Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleriz. Düşüncesi. E Galatasaraylarda hakim. Ama tam tersi bir tablo da olabilir. E, ligin hakikaten önemli takımlarından biri Kasımpaşa. Ligin en çok skor üreten üçüncü takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından. Böyle bir artıları var ama eksileri de şu. Ligin en çok gol yiyen üçüncü takımı konumundalar. Aynı zamanda böyle ilginç bir grafikleri var. Fenerbahçe'nin de beklentisi bu kadar skorer bir takımın Galatasaray'a problem çıkarması. Galatasaray puan kaybı yaptığı takdirde Fenerbahçe'nin kazanıp zirveyi devralabilme olasılığı var ya da fark aynı şekilde devam edecek. İki takım da kazanacak ya da iki takım da kaybedecek. Siz farkın azalacağını mı daha yüksek ihtimal olarak görüyorsunuz yoksa farkın artma olasılığının mı daha yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Yapmam yorumu. Neden? Maç başlamadan yapmam. Hele bir maç başlasın. Kim ne oynuyor? Hangi kadroyla çıkmış? Kim kadroda yok? Kim kadroda var? Ne oynuyorlar bir bakayım. Değil mi abi yani? Falcılık olur öbürü. Yani. Kağıt üstünde baktığımızda Kasımpaşa'yı iyi tarif ettin. Fenerbahçe zaten Trabzon maçı. Orada da Vizca ile Trezege var. İki tane çok önemli oyuncu. Fenerbahçe'nin bu sezon tek yenilgisini, ligdeki tek yenilgisini aldığı takım. Hem de nerede? Kadıköy'de. Yani bakalım bekleyip göreceğiz. Ama sanki Fener Trabzonspor Fenerbahçe maçını bilmiyorum ama kasımpaşa Galatasaray maçı böyle iki taraflı ve bayağı eğlenceli bir maç olacakmış gibi geliyor. Böyle gözüküyor. E, çok keyifli. Galatasaray tabii ki favori. Deprem. Ben bir da şey olsa. soracağım sana. Fener seyircisi gidebiliyor mu Trabzon Hayır. maçı? Heh? Hayır. Hiç gitmiyor. Yani gönül isterdi ki bu tip problemler de aşılsın. Ve Fenerbahçe taraftarı da, Trabzonspor taraftarı da deplasmanda takımlarına destek verebilsin. Bugünkü şartlarda böylesi daha normal. Bugünkü şartlarda ama işte bu şartları da değiştirebilmek bizim yani insanların ya işte, elinde. Ama buna gayret gerçek ediyoruz. Gerçek maç oynuyorsun. Taraftarının eylemleriyle 3 maç ceza alıyorsun abi. Daha ne olsun yani? Belçika'da ha ya, burada değil. Maalesef. Böyle bir taraftar sıkıntımız var. Ee, bakış açımızla ilgili belki değiştirmemiz gereken birçok şey var. Yani şöyle düşünün. Hadi Olimpiyakos'u geçtik. tam Hani çok aman aman bir takım değil şu anki görüntüsü itibariyle. Bence Fenerbahçe favori Aksini düşünen var mıdır? Mutlaka olabilir. Ee, ama bir sonraki tur Fenerbahçe taraftarının yani oradaki aksiyon sebebiyle gidip İngiltere'de ya da Fransa'da takımını destekleyemeyecek olması hakikaten üzücü. Çünkü deplasmana gitmek yani tribüne giden herkesin bildiği bir şeydir. Ben de tribünde çok yer aldım. Siz de aynı şekilde hayatınız stadyumlarda geçti. Deplasman taraftarı olmak başkadır. Yani deplasmana gitmek orada takımını desteklemek. Daha küçük bir grup, daha küçük bir grup olmana rağmen kalabalıktan Bu daha fazla ses çıkarmak. 8 takım var değil mi? Evet. Ya bunlar çok güzel, çok özel duygular. 4 kalacak. Evet. 2 kalacak. Doğru. Hiçbirinde Fenerbahçe taraftarı gidemeyecek. Yok, final maçı hariç. Niye? O deplasman sayılmıyor çünkü. Tarafsız saha sayılıyor. Fenerbahçe taraftarı e. bir sonraki sezonun ilk dış saha maçına tamam. gidemeyecek. Pardon, evet. Hadi o da bir eleme maçı olacak muhtemelen. E, o da tolere edilebilir. Ama bu iki maçta olmalıydı yani Fenerbahçe taraftarı. Keşke dediğimiz gibi Trabzon'da da olsa, Trabzon taraftarı burada Kadıköy'de takımına destek verebilse, Fenerbahçeliler Trabzon'da takımlarıyla bir arada olabilseler, Tabii ki daha güzel olur. Ya bir eski Ama bir, bizim bakış açımızı değiştirmemiz bir gerekiyor. Bir eski şehir spor vardı Kerem. İstanbul'da, o zaman İnanistan'da oynanıyor maçlar. Evet. Kapalı tribün komple. Komple. Komple e, Eskişehir. SSS, 222, eski eski, eski es. Trenlerle geliyorlar. Açığında yarısı. Şunu biliyor musun? Vallahi ben o zamanlar Eskişehir'in maçlarında, Eskişehir deplasmana geliyor ya, Fenerbahçe, Asayi Bey, hepsinde Eskişehir'in kazanmasını isterdim. Sırf o seyirci için ilk 15 bin seyirci. Türkiye'deki yani Türkiye'de şu an iyi taraftar grupları var. Taraftarıyla çok ön plana çıkan takımlar var. Bunun içinde Anadolu takımlarını da dahil ederiz ama yeri gelmişken sorayım. Bu taraftar kültürü ve özellikle gürültülü bir atmosferi Türkiye'ye getiren Eskişehir Spor mudur? Amigo Orhan. Ya bir gün kapalı tribün 8 bin kişi alıyor. Hı hı. <laughs> şey hariç biletsiz girenler hariç o zamanlar. 10 bin diyelim. Ya o tezahüratta bir şaşma olsun ya. Bir kelime şaşsın. Veyahut da temposunda efendim, bir şeylik olsun ya, aksilik ya. Müthiş bir şey. Koro gibi. Ko aynen. Aynen. Hakkını vermek lazım. Hatta herhalde e, Trabzonspor Anadolu devrimini yapmıştır futbolda. Bu kesin. Oraya aday gördüğünüz kulüp e, Eskişehir miydi acaba? Nereye? E, belki Anadolu'dan çıkacak ilk şampiyon. İdi o zamanlar. Değil mi? Trabzondan önce. Fethiler, Metiler işte. Fethi Koko Burhanlar, Kamuranlar. Ne oyuncular vardı be? Fethi Eper'i böyle Metin Oktay'la Lefter Küçük Andonya dizisiyle kıyasladığınızda nasıl bir noktaya koyarsınız? V Vahap, Kamuran, Ender... Sonra Fener'e geldi biliyorsun. Nihat sağa, Nihat dedim sağ açık Evet. İyi takım. Bayılırdım Eskişehir sporu seyrederken. Vallahi billahi. Bugün, o takımı. Bugün bölgesel amatörlükte Eskişehir spor. Evet, o takımı. Evet. Düşünebiliyor musun Keşke abi? Keşke en üst seviyede olsalar. Düşünebiliyor artık. musun abi? Yok mu ya Eskişehir'de bir tane, iki tane, üç tane adam ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. Evet. Bir de Göztepe'ye üzülüyorum. Göztepe renk vermek gibi olmasın ama inşallah bu sene dönüyor Süper Lig'e. He? İnşallah bu sene dönüyor Süper Lig'e. Yani bu iki takım hakikaten. Yani ben çıkmasını ayrıca istiyorum o yüzden. Bu iki takım Bu de bulunuyorum. Yani bu iki takım o dönemdeki yöneticileri, hocalarıyla her şeyi hak etmişlerdi. Evet. Bakalım belki günün birinde yeniden neden olmasın. Ee, Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle alakalı da e, biraz konuşalım isterim. Ee, Sarı Kırmızılılar son maçında içeride e, kazanmayı başardı. Hatta ligde 10 maçlık bir galibiyet serisiyle Galatasaray yola devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor Sarı Kırmızılar. Galatasaray'ın favori olduğunu söyledik Kasımpaşa deplasmanında ama kolay bir maç olmayacak dedik. Ben bence favori. <laughs> Siz maçın başlamasını bekliyorsunuz. Galatasaray bence ligde çıkacağı tüm maçlarda favori. Fenerbahçe derbisinde ev sahibi olması sebebiyle buraya katarak söylüyorum. Ama favori her zaman kazanmıyor. Bu da bir realitedir. Her zaman farklı neticeler Ben bu arada Galatasaray ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Çok merak ediyordum bir oyuncu ne yapacak diye. Hangi oyuncu? Bazı maçlarda makas yedi, bazen sonra girdi ve hatta ilk yarıda çıktı filan falan. Kerem Demirbay. Penaltı dahil 3 tane muhteşem gol attı. Evet. Şimdi benim en büyük merakım bu Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili Kerem'in herhalde oynayacak. Oynayacak. <laughs> Kerem'in göstereceği performans. Bu arada gol atmasa bile çizgisi yükselerek devam ediyor. Şimdi ediyordu. şöyle tabii ki çizgisi yükselerek devam ediyor da ama attığı goller de yani. normal değil. <laughs> yani. Ele ilk golü. Performansın öneminden bahsettiniz uzun maraton için. Galatasaray Antalya Spor maçını kazanırken çok zorlanmıştı. 2-1 kazandı ama hakikaten kolay olmadı. Daha farklı bir netice de olabilirdi. Bence Puan kaybı dahi yaşanabilirdi performansa baktığımızda. Beşiktaş maçı hemen maçın başında gelen golle beraber avantajı Galatasaray eline aldı. Çok ekstra bir efor sarf etmeden akıllıca bir şekilde 90 dakikayı bitirdi. Ama Rize Spor mücadelesinde epey hızlı bir Galatasaray izledik. E, yüksek tempoda oynayan ilk yarıdan işi bitiren bir Galatasaray vardı. Siz sarı kırmızılı takımın performansını genel hatlarıyla nasıl buluyorsunuz? Bu maratonda e, performansın önemine geride kalan dakikalarda değinmiştiniz. Şimdi şöyle Keremcim. Her maçın ayrı bir değeri vardır. Daha iyi oynarsınız. Daha etkili oynarsınız. 1-0 ancak kazanırsınız. Pek de etkili, daha bilmem ne, işte göze batan bir oyun oynamayıp 4-0 da kazanabilirsiniz. Hı hı. Futbol başka bir şey. Ama Tabii ki Nelson takıma dönünce önemli faydaları oldu. E Alınan Solbek sol neydi adı? Dön. Derik Dön. Evet. Şimdi Abdülkerim de iyileşmiş. Derik Dön'ü izlemek bayağı keyifli. Kimi? Derik Dön'ü izlemek ha. bayağı keyifli. Ondan sonra E Toreira zaten Mertens evet işte Kerem Demirbay. Burada bir oyuncuda ben aksilik hissediyorum. O da Kerem. AkTür kol. O da neden? Bana göre Kerem'i bozdular. Dağıttılar. Santrfor. Yok sağ açık. Ya bırakın adam işte sol kenarda ezip ezip geçiyor. Atıyor attırıyor ya. Oynamayın abi ya. Oynamayın ya. Yani onun yerinin değişikliği performansını biraz Bazı oyuncular ettiler. böyledir. Şey de böyle. Beşiktaş'taki ne o? Semih. Semih evet. Sol taraftan ne güzel gelip gelip içeri girip vuruyordu. Evet. Veya soldan giriyordu, çaprazdan vuruyordu. Şimdi hikaye. Bir santrfor oynuyor, bir sol kanat oynuyor. Olmaz. Ben santrforda daha çok beğeniyorum Semih. Şimdi abi tabii biz ne oyuncular seyretti. Oynatsana Metin noktayı sağ açık. Olmaz. O, olmaz. Siz Kerem Demirbay'ı ayrı bir yere koyuyorsunuz. Nelson'un performansından bahsediyoruz. Bu maçtaki Kerem Demirbay'a bayıldım. Hı hı. Bakalım. Peki Davinson, Abdülkerim, Nelson üçlüsünden. Nasıl? Sizin Davinson, Abdülkerim ve Nelson Galatasaray'ın elinde hakikaten e, ligin üstünde 3 stoper var. Ligin en iyi 5 stoperinden 3'ü arasına bence rahatlıkla girerler. Bilmiyorum bu konuda görüşünüz Olabilir. nedir? Olabilir. E, sizin ideal ikiliniz hangisi? Valla şimdi bir kere oyuncular sağlam olacak. Herkes sağlamsa, herkes, sakatlık herkes sorunu yoksa. Herkes kart ne yakın olmayacak. Ben Nelson'dan Abdülkerim'i seçerim. Şampiyon ikili. Ha? Önceki sezonu ha, şampiyon tamamlayan ikili. Tercihiniz o ikisinden yana olur. Tercihim öyle ama... <laughs> Öteki gelir oynar hepsinden iyi oynar O ayrı hikaye Zaten o da çok kaliteli bir oyuncu Farklı özellikleri de var Tabii. Ve Birbirlerini tamamlayabiliyor Olmaları da herhalde teknik heyetin Önemli avantajlarından biri Ya Nelson denen adam Son birkaç maçtır Öyle diyeyim Hakiki Galatasaraylı gibi oynuyor ya Ve sezonun ilk yarısında pek oynamadı onu da hatırlatalım <laughs> Hakiki Galatasaraylı gibi oynuyor abi onda bu arada motive eden bir durum var. Hı. Avrupa Şampiyonası. Ne o da diyor? Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka kadrosunda yer alacak mı, almayacak ha, mı? Evet. Eğer yer alırsa konumu ne olacak? bununla ilgili soru işaretleri var. Oynuyor olması onun için gerçekten çok büyük kazanç. Ve iyi oynuyor olması Tabii. özellikle ciddi bir kazanç. Bunu belirtelim ki Galatasaray 10 maçlık galibiyet serisi yaptığı bu süreçte e, da o karşılaşmaların tamamında oynadı. Nelson devam etti. hocanın ideal ikilisi gibi görünen Davinson Abdülkerim ikilisi bozuldu. ama hangi ikisi oynarsa oynasın ideal ikili gibi de görünüyor bir yandan. Tabii. Bu da Galatasaray'ın en Aman sakın üçlü var. oynatma. Bu arada üçlü oynamaya da bence çok elverişli bir üçlü. Olmaz mı? Bak söylüyorum etmiş? sana. Hayır, şu an olmaz. Ya Bu sezon öyle bir şeyin yaşanma olasılığı yok. Ama Bana göre. Profil olarak üçlü de oynayabilir Bana mi? göre. Evet. Tabii bu çok şeye bağlı. Yani kanat beklerine bağlı, öndeki oyunculara bağlı, merkezdeki mi kullanacaksın? Ona bağlı. o yüzden kolay değil aslında üçlü oynamak. Zor bir operasyon. Evet. <laughs> Ama oynayan iyi oynayabiliyor. Fark ediyor gerçekten. Performanslar açısından önemli. Icardi çok uzun süredir akan oyunda gol atamıyordu. Penaltılardan attığı goller var. Ee, geçen hafta son golü de atsa da Rize Spor karşısında o suskunluğunu bozdu. Golcünün en büyük ilacı, en iyi ilacı goldür. Evet, bu tabii. kesin. Performansta bir yükselme bekliyor musunuz? Geçen sene ligin bu dönemine girildiğinde Icardi başka bir moda açmıştı. Her maç atıyordu. Bazen ikişer tane atıyordu. Yine böyle bir sürece giriyor olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi Keremciğim maçtan maça, rakipler rakibe fark vardır. Hı hı. Oyuncu psikoloji açısı, psikolojisi açısından bakarsak. Oyuncu psikolojisi şöyle takımın şampiyonluğa gidiyor değil mi? Evet. Şu an iki puanda rakibini geçmiş. Yani senin psikolojin niye bozulur arkadaş ya? Gol atamadıkça böyle bir sarmalın içine girebiliyorsun Santrfor. Yani sen futbolda gol atan adam diye bir şey yok. Atacak tabii ne işi var başka? Ama o başka şey bu başka şey. Evet. Sen oyununa bak. Gol atmazsın, üç tane gol attırırsın. Ne olacak? Övmeyecekler evet. mi seni? Ya yani ne alt ediyor mu diyecekler yani. Demezler. Ee. Beşiktaş Antalya Spor'la karşılaşacak. Sergen Hoca ligde buraya geliyor. Kupada iki takım 8 Şubat'ta oynamışlar ve Beşiktaş deplasmanda geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı. Son iki maçında siyah beyazlar gol atamadı hatta Fernando Santos yönetiminde oynadığı mücadelelerin daha büyük kısmında gol atamadığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Nereye gidiyor sizce Beşiktaş'ın durumu? Valla son 3 dakikamız içindeyiz. Şimdi Keremciğim nereye gittiğini bilmiyorum ama ben daha bu Portekizli hoca ile anlaşıldı geliyor dendiğinde Türkiye'de tek başıma. Şunu sordum. Bana Türkiye'ye gelip de başarılı olmuş, takımını şampiyon yapmış bir tane Portekizli hoca söyleyin dedim olmaz. Olmaz. Git Yugoslavya'dan eski Yugoslavya'dan bir tane adam getir. ismi duyulmamış bundan daha iyi sonuç aldırır. Neden direkt olarak karşısınız Portekizli hocaları? Abi şimdi şöyle. Futbolda oyuncu transfer ediyorsun. Evet. 10 kaç 10 tane kaç yabancı var? 14 14 tane yabancım var. Geri kalan 15 tane de Türk var. 14 tane de Türk var. Evet. Bunların uyum sağlamaları kolay mı ya? Zor bir iş. Çok zor bir iş ya. Dolayısıyla bunların başındaki antrenörün de bu muhtemel uyumsuzluğu giderecek bir kafa olması lazım. Ha, siz Portekiz'de bir takımla şampiyon olursunuz abi. Olmazsınız demiyorum. Ama bende olan yok. İşte benim dediğim çıktı. Bugün bizim Türkiye gazetesinde galiba. Bir şey yazmışlar işte Beşiktaş'ın son 10 maçını. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya şu Semih'i ne diye kurcalıyorsun kardeşim? Soldan alıyorsun, ortaya, ortadan alıyorsun, sağa. Evet. Yani bu arada Fernando Santos Hoca'nın da aslında kulüplerle beraber yani bütün kariyerinde bir şampiyonluğu var. Ya o ben... da 98-99 sezonunda Porto'yla. 2000'de ise 25 sene evvel. Evet yani Portekizli Avrupa Ligi Avrupa şampiyonu oldu 2015-16'da ama oynattığı futbol çok eleştiriliyordu. O Avrupa şampiyonluğunun meyvesini aslında uzun süre yedi. Milli takımın başında yer aldı ama oynattığı oyun hep kreatif olmaktan uzak. Hep savunmanın ön Şimdi planında Porto'da, olduğu bir oyun olarak hatırlanır. Kulüple kulüp bazında Porto'da şampiyon olduysa kimler oluyor Portekiz'de genelde şampiyon? Zaten ile Sporting oluyor, Benfica oluyor. Hatta Sporting de çok uzun yıllar bekledi şampiyon olmak için. Yani zaten o, oluyor yani. <laughs> Kemal Belgin teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Sizin sonuna geldik. Dur bakayım benim söylemediğim bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Yok söylemişim hepsini. <laughs> tamam o zaman kapatalım programı. Tamam. Kuşak farkına noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.